Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 9. sınıflarımız bir sürede soru çözümleriyle devam ediyoruz. Malum tam kapanma sebebiyle çok fazla o arada hazır videoları kullandık. Şimdi ne yapıyoruz? 9. sınıfı bitiriyoruz. Neyle? Biyografi ve otobiyografi ile devam ederek bitireceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, işlerinizden bazılarının hoca boş yapma yazılı mı var, yazılı yok zaten biz 9'u bitirdik sen neden bahsediyorsun dediğini duyar gibiyim arkadaşlar. Ama mesela bu yarın bir gün bir sözel TM vesaire seçerseniz belki çok düşük bir ihtimalde olsa karşınıza çıkabilecek bir konu. O yüzden bu biyografi ve otobiyografiyi de dinleyin arkadaşlar. Şöyle bir seyredin gidin, zaten çok kısa detaya girmeden anlatacağım. Fiil vesaire gelecek bunda. Fiil konusu gelecek. Fiil konusunuysa mutlaka seyredin arkadaşlar. TYT'de hepsi karşınıza çıkacak. Dedikten sonra biyografiye başlayalım. Tanımını biliyorsunuz zaten. Bu birçok öğretmenimiz hızlı gittiği için, tabii uzaktan eğitim olduğundan sebep hızlı gittiği için biyografiyi birçok arkadaşımız işlemişti. Hocam hadi anlatın biyografi videosu ne zaman gelecek diye soruyordu ama yine de tanımı şuraya verelim. Belki ekran görüntüsü alan arkadaşlarımız da olabilir. Bir sürü tanımı var. Biz bunu seçtik. Edebiyat, sanat, bilim, spor, siyaset, iş dünyası, ticaret gibi alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, tarafsız bir görüşle yazılan. Yalın bir dil olması önemli arkadaşlar ve tarafsız bir görüş olması da önemli. İnceleme yazılarına biyografi, yaşam öyküsü, hayat hikayesi de deniyor arkadaşlar. Ve burada şunu da altını çizmek istiyorum. Haklı bir üne kavuşmak. Tabii ki günümüzde çok saçma, gereksiz şeyler yaparak ünlü olan insanlar var. Bunları biz ünlüden saymıyoruz biliyorsunuz edebi anlamda. Peki biyografisi yazılacak kişinin nelerini bilmemiz lazım arkadaşlar? Tabii ki doğum tarihi ve yerini bileceğiz. Ondan bahsedeceğiz. Çocukluğundan, ailesinden, öğrenim hayatından, nasıl yetiştiğinden, mesleki hayatından, şurada şapka olacak, ve kişiliğinden ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bahsediyor olmamız lazım. Bunların yanında karakteri, verdiği hizmetler, insanlar üzerinde bıraktığı izlenimler, kendisinden sonraki kişilere olan etkileri, eserleri, başarıları, hayatında önemli bir yere sahip olan insanlar ve yetişmesinde etkisi olan insanlar üzerinde durulur arkadaşlar. Şimdi bunlar tabii ki biraz detay oldu. Birinin hayatını anlatıyorsanız onun hayatına dokunmuş, onun hayatlarına dokunduğu insanları ne yapmanız lazım? Biyografi eserinin içerisine almanız lazım arkadaşlar. Peki özellikleri nedir biyografinin? Bir plan dahilinde yazılır arkadaşlar. Mutlaka bir planınız olması lazım. Biraz önce saydığımız şeyler vardı yani doğum tarihi, yeri vesaire, mesleki hayat, ilkokul diye. Bir sırayla gidersiniz genelde. Doğumundan bahsedersiniz, ilkokul hayatı, özel hayatı vesaire, onlara devam edersiniz öğrenim hayatından sonra. Tabii ki neyi ön plana çıkarmak istediğiniz de önemli. Şimdi MEP kitabında Bedir Rahmi'nin bir eseri var, biyografisi vardı biliyorsunuz. Orada eserleri ön plana almış. Dolayısıyla ne olmuş? Hayatı kısmı vesaire bir tık daha neydi arkadaşlar? Az tutulmuştu. Siz neyi ön plana çıkarmak istiyorsanız ona göre bir plan yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Amacımız söz konusu kişiyi tüm yönleriyle tanıtmak arkadaşlar. Biraz önce saydığımız şeylerin hepsini de anlatabilirsiniz. Bir kısmını da alabilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. İşte nerede doğduğu, çocukluğu nasıl bir ortamda geçtiği, öğrenim hayatı, yaptığı işler, çalıştığı yerler, kişiliği, huy ve karakteri, davranış özellikleri, başarılı olduğu alanlar, eserleri, ürünleri ne varsa anlatılır arkadaşlar. Bazı biyografilerde başarısız olduğu alanlara da girilir ki ders verme amacı varsa, ama genelde olumlu yönler anlatılır. Belgeleri ve örneklere dayandırılarak hazırlanan biyografiler sanat ve meslek hayatındaki tarihçiler için önemli kaynaklardır arkadaşlar. Şimdi neydi biyografinin özelliği? Tarafsız olarak hazırlanması lazım değil mi? Tarafsız olarak hazırlanması lazım demiştik. Tarafsız olarak hazırlandığı için ne olacak arkadaşlar? İlerleyen dönemlerde tarihçiler bunları belge olarak kullanabilirler. Belgesel nitelikte olup arkadaşlar gelecek kuşaklara önemli bilgilerin aktarımını da sağlarlar. Diyelim ki işte benim çok güzel eserlerim var. Ne yapıyoruz? Siz bunu biyografi halinde yazıyorsunuz ve tabii yazılan şey ne oluyor? Söz uçuyor, yazı kalıyor biliyorsunuz. Bu saklanacak arkadaşlar. Saklandıktan sonra da gelecek kuşakta geçmişte Ahmet Rasim Aktağ diye bir hoca yaşamış. Çok mükemmelmiş. Hocalara Geldik kanalının en iyi hocalarından biriymiş ki zaten Hocalara Geldik kanalının bütün hocaları iyiymiş vesaire. Ne oluyor arkadaşlar? Onun hakkında, benim hakkımda bilgi edinmiş olacak gelecek kuşaklar.
Biyografilerde öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı anlatım biçimleri, tanık gösterme, karşılaştırma gibi düşünce geliştirme yolları kullanılabilir. Bunları sene başında işlemiştiniz arkadaşlar. Niye? Birinin hayatını bahsederken sanki böyle bir öyküymüş gibi yazabilirsiniz. Tabii ki onun dış görünüşünü, okuduğu yerleri, yaşadığı yerleri anlatacaksınız. Betimlemeyi kullanabilirsiniz. Açıklama için söylediğiniz bir şeyi ne yapmanız lazım? Açıklamanız lazım. Tanık göstermeyi de neyle kullanabilirsiniz? Hatırlarsanız orada ya da biraz sonra gelecek, tam hatırlamıyorum, sanırım söylemedik. Kaynak olarak biyografi hazırlarken eş dosttan faydalanır ya da tanıdığını mesela diyelim işte Ahmet Rasim anlatacaksınız yazar olan. Onu tanıyan kişiler hayattaysa onlara sorular sorarsınız. Ne olur arkadaşlar, o zaman tanık göstermeden de yararlanmış olursunuz, karşılaştırmada kullanılır dedik zaten. Peki hangi kaynaklardan faydalanabiliriz arkadaşlar? Gazete ve dergilerde yayımlanan röportajlardan faydalanabiliriz. Televizyon ve radyolarda yayımlanan, bu da yayımlanan olacak. Söyleşileri olacak. Yanlış yazmışız, fark etmemişiz. Varsa hakkında yazılmış yazılar, internet siteleri, yaşayan akrabalar, yakın dostlar, arkadaşlar, meslektaşlar, biraz önce söylemiştik zaten. Ve ben mesela diyelim Facebook'a işte ya da Instagram'a yüklediğim fotoğraflar olabilir. Ya da sağda solda benimle alakalı belgeler olabilir. Sonuçta ben bir yerlere benim biyografimi anlattığınızı varsayıyorum. İşte özgeçmişim var bir yerde, bazı şirketlere başvurularda bulunmuşum vesaire. Bunların hepsini arkadaşlar kaynak olarak kullanabilirsiniz. Peki nasıl gelişmiş arkadaşlar biyografi? Dünyadaki öncüsü olarak Plutarkus kabul edildi arkadaşlar. Paralel Yaşamlar diye bir ilk biyografi örneği yazıyor. Burada 23 Yunanlı ile 23 Romalı'nın paralel hayatlarından bahsediyor. İşte 23 tane burada Romalı var, 23 tane Yunanlı var arkadaşlar. Benzer özellikleri sahip yaşamları var ya da karşılaştırıyor vesaire, bunları anlatıyor. İngiltere'de ise 6. yüzyılda Azizlerin hayatını anlatan Bagiografi diye bir eser var arkadaşlar. Eserler var. Bunlar da hani biyografinin bundan etkilendiği vesaire söyleniyor. Ama modern anlamdaki ilk biyografimiz arkadaşlar Emine Victorians ve Queen Eminent. Victorians Emine dedim. Queen Victoria adlı eserleriyle kimin arkadaşlar? Lytton Strachey'dir herhalde, telaffuzu tam bilmiyorum. Ama tabii ki çıkıp size bunun kim olduğunu, ilk biyografi nedir diye soran olmaz arkadaşlar. Ve Zweig'in Dünya Fikir Mimarları edebi eseri olacak. Biyografilerin öncülerindendir arkadaşlar. Ne yapmıştır burada? Dünya Fikir Mimarları adı üstünde dünyaya fikir anlamında öncülük yapan insanlar hayatlarını anlatmıştır. Peki Türk Edebiyatı'nda biyografi nasıl geçiyor arkadaşlar? Eskiden tercüme-i hal adıyla anılırdı. Tercüme ne? Birinin işte içinde bulunduğu durumu anlatmak. Hal tercümesi de insanın dış görünüşü, iç görünüşü, hayatı, ahlakı, kişiliği, karakteri, bunların hepsini içerdiği için arkadaşlar tercüme-i hal denir. Siyerler de ilk biyografiler olarak kabul edilebilir. Siyerler neydi? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan eserlerdi arkadaşlar. Bunlara biz siyer diyorduk. İlk biyografiler olarak kabul edilir arkadaşlar. Ayrıca gazavatnameler, tabakat kitapları, tezkireler, menakıbnameler, şecere kitapları, kısasül enbiyalar biyografi olarak da kabul edilebilir. Gazavatnameler yapılan savaşları anlatıyordu. İşte tezkireler, birazdan bahsedeceğiz zaten onlardan. Bir alanda ünlü olmuş, isim yapmış kişilerin anlatıldığı menakıbnameler, işte evliyaların, işte dört büyük halifenin, İslami inançtaki dört büyük halifenin hayatını anlatan şeyler. Şecereler biliyorsunuz soy ağaçları. Kısasül enbiyalarda nebi peygamber demek. Enbiya bunun çoğulu arkadaşlar. Peygamberlerin hayatlarını anlatan eserlerin hepsi arkadaşlar biyografi olarak kabul edilebiliyor. Peki Türk Edebiyatı'na artık hani yazın dünyasına girdiğimizde ise, edebiyat dünyasına girdiğimizde ise sırayla arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem'in Kudamaya'dan Birkaç Şairi, Ebu Ziya Tevfik'in Numune Edebiyatı Osmaniye, Osmanlı Edebiyatı'ndaki bazı kişilerin örnekleri arkadaşlar. Osmanlı Şairleri diye bir eseri var Muallim Naci'nin.
Beşir Fuat, Victor Hugo diye bir eser yazmış. Süleyman Nazif, Mehmet Akif diye bir eser yazmış. Bunlar arkadaşlar sadece göz aşinalığı olsun, böyle böyle biyografik eserler var diye buraya aldım. Yoksa bunları oturup ezberlemenize gerek yok. O yüzden detayına da girmiyorum arkadaşlar. Yakup Kadri'nin Atatürk, Ahmet Haşim adlı eserleri, Kenan Akgöz'ün Tevfik Fikret, Mithat Cemal Kuntay'ın İstiklal Şairi Mehmet Akif, Mehmet Kaplan'ın Namık Kemal Hayatı ve Eserleri, İlhan Geçer'in Cahit Sıtkı Tarancı ve Beşir Ayvazoğlu'nun Yahya Kemal eserleri biyografik eserlerimizdir. Daha sonra otobiyografiye geliyoruz. Oto neydi arkadaşlar? Otokontrol, kendini kontrol demek biliyorsunuz. Kişinin kendi hayatını anlattığı yazılara otobiyografi, öz yaşam öyküsü deniyor arkadaşlar. Peki özellikleri ne? Birinci kişi anlatımıyla yazılıyor. Sonuçta sen kendinden bahsediyorsun. Ne yapacaksın? Ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım vesaire şeklinde konuşursun. Yazarım, ben kendi biyografimi yazıyorum mesela, otobiyografimi yazıyorum. Ne yaparım? İçinde yaşadığım durumdan elbette, ya zamandan elbette örnekler veririm arkadaşlar. Bu zamana dair görüşlerim, tutumlarım, hislerim, bu yaşadığım dönemin zihniyeti, yaşadığım dönemin dini ahlaki düşünceleri ve benim bu zamandaki hakim olan dini ahlaki düşünceler olan bakış açım ne olur arkadaşlar? Hepsi otobiyografinin içinde yer alır. Anı türüne benzer arkadaşlar. Anıdan ayrılan yönün neyse arkadaşlar, benim hayatımda sınırlı olması. Mesela anıyı 10. sınıfta göreceksiniz. Ama ne olduğunu biliyorsunuz tabii. Anı hatıra demek. Oturup onu da yazabiliyorsunuz hatıralarınızı. Hatıralarınızı demedim. Bak, hatıralarınızı. Sondaki A kısa arkadaşlar. Anı türüne benzer yönleri var. Ne yönden benzer? Sonuçta başınızdan geçen şeyleri anlatıyorsunuz bir nevi. Ama anı türünde sağınızda solunuzda olan insanlar, komşunuzu, okuldaki arkadaşınızı da işin içine alabilirken bir otobiyografide ne vardır arkadaşlar? Sadece kendinizden bahsedersiniz. O yüzden anıyla bu yönden ayrılır arkadaşlar. Ne olmak zorunda? Yazar her ne kadar kendisini anlatıyorsa da tarafsız olmak zorunda arkadaşlar. Tarafsız olmaya çalışmalıdır. Kişi kendine karşı ne kadar tarafsız olabiliyorsa arkadaşlar. Aynı zamanda da içten, doğal, yalın bir anlatımla gerçekleri anlatmalıdır. Şimdi her ne kadar tarafsız olmaya çalışsa da arkadaşlar, bir kişinin kendisini anlatırken tarafsız olması biraz zordur. Bu yüzden otobiyografiler biyografiye nazaran daha az böyle belge olarak kabul edilir. Peki neler var? Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adama kendisini anlatır. Abidin Dino Kısa Hayat Öyküm. Aziz Nesin'in de Böyle Gelmiş, Böyle Gitmez eserleri örnek olarak verilebilir. Şimdi kitaplarınızda gördünüz, bizim de değinmemiz lazım tabii. Biyografik ve otobiyografik roman. Nedir bunlar? Kişilerin hayat hikayelerinin romanlaştırılarak anlatılmasına biyografik roman denir arkadaşlar. Yani diyelim işte aranızda Ayşe Göktürk diye bir arkadaşınız var. Ünlü birisi ve bunun hayatında anlatıyorum ama roman şeklinde anlatıyorum. O zaman otobiyografik roman oluyor arkadaşlar. Bu konuda en iyisi, en önemlisi arkadaşlar Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının romanı eseridir. Hasan Ali Yücel'in Göte, Bir Deha'nın romanı, Mehmet Emin Erişilgil'in Bir Fikir Adamının romanı Ziya Gökalp, Mehmet Emin yine Erişilgil'in İslamcı Bir Şair'in romanı Mehmet Akif, Tahir Alangu'nun Ülkücü Bir Yazar'ın romanı Ömer Seyfettin eserleri, bunlar örnek olarak verilebilir. Ama hepsini yine dediğim gibi ezberlemenize gerek yok. Ama olur ki size mesela yarın bir gün bir yazılı oldu, bir şey oldu, soracaklar, sordular. Örnek verin dediğinizde Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının romanını vermeniz kafi olacaktır. Kişilerin kendi hayat hikayesinden yola çıkarak yazdığı sanatsal eserlere ise arkadaşlar otobiyografik roman denir. Burada kişi kendi hayatından bahseder ama yine bir sanatsal metindir. Direkt olarak kendi hayatını birebir anlatmaz. Kendi hayatından yola çıkar, gerçekleri anlatmak zorunda değildir arkadaşlar. Sadece biz buna edebi metin, sanatsal metin olarak bakacağız. Mesela Peyami Safa 9. Hariciye Koğuşu'nda kendisinden yola çıkmıştır. Kendisinin çok sağlık problemi vardır arkadaşlar. Ömrü boyunca bunlardan çekmiştir. Dolayısıyla da burada da bir çocuk vardır. Sürekli sağlık problemi vardır. Bu yönünden yola çıkmıştır. Çocuğun yaşadığı her şeyi Peyami Safa yaşamıştır diyemeyiz arkadaşlar. Orhan Kemal'in Baba Evi ve Avare Yıllar isimleri de otobiyografik romanlara örnek olarak verilebilir. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Bunlar sanatsal metinlerdir.
öğretici metin olarak kabul edemeyiz. Nedir? Aslında nedir? Otobiyografi bir öğretici metindir. Fakat burada bunu bu şekilde kabul edemeyiz arkadaşlar. Bir de özgeçmişte eserimiz var. Curriculum vitae diye telaffuz edildiğini düşünüyorum. Latincesi arkadaşlar. Kişinin hayatındaki önemli evreleri, elde ettiği bilgi, becerileri vesaire toplayıp sırayla yazdığı eserlerdir arkadaşlar. Kişinin kendini tanıtmak için yazdığı bir nedir diyelim, metindir. Bunu daha çok nerede kullanırız? İş başvurusu yaptığımız yerlerde kullanırız. CV'ni bırak derler. CV'mi gönderdim, geri dönüş aldım derler. Tabii ki siz şu an çok muhatap olmuyorsunuz bunlarla ama üniversitenin son zamanı staj başvuruları yaparken ve üniversite bittikten sonra iş arayışına girdiğinizde bunların hepsiyle muhatap olacaksınız arkadaşlar. Sayfayı da hemen değiştirmiyorum ki ekran görüntüsü alıp sonra göz atmak isteyen arkadaşlarımız olabilir ama özgeçmişin ne olduğunu bilmeniz kafi, detaya gerek yok. Monografi arkadaşlar, ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılığını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına denir. Monografi biyografidir aslında. Biyografiden ayrılan yönü nedir arkadaşlar? Birini tek bir yönden alırsınız. Diyelim ki benim hayatımı anlatıyorsunuz biyografide, beni sadece işte eserlerim yönünden ele alırsınız. Ya da işte sebep olduğum bir olay vardı, sansasyonel bir olay vardı. Sadece bu yönden ele alabilirsiniz. İşte bunlara biz monografi diyoruz. Portre, daha önce şeylerde görmüştük bunu, hikayede kullanılan tekniklerde vesaire ya da romanda da. Bir kimseyi karakterik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan yazılardır arkadaşlar. Eğer dış görünüşünü anlatıyorsak fiziksel, tensel portre, iç dünyasını anlatıyorsak da karakterini, kişiliğini anlatıyorsak da ruhsal, tinsel ya da moral portre diyoruz. Moral aslında gerçek anlamda budur arkadaşlar, moralin. Bir de tezkireden bahsedelim. Tezkireler arkadaşlar divan edebiyatında başta şairlerin olmak üzere velilerin, yani evliya kimselerin, mübarek zatların, hattatların, mimar ve musiki ustaların hayatlarını anlatan edebi türe denir arkadaşlar. Tezkire. Tabii ki biz burada neyi ele alacağız daha çok? Tezkiretül şuara, tezkiretül şuara dediğimiz şairler tezkiresi kısmı alacağız ama divan edebiyatında tezkiretül hattatin, tezkiretül evliya gibi eserlerde mevcuttur arkadaşlar. Biz olayı tezkiretü şuara şeklinde bakacağız. Ne şairler bizim muhatabımız, onları alacağız. Peki bu tezkireler nasıl yazılırdı arkadaşlar? Bir mukaddemesi olurdu. Ön söz dibace adında. Burada neden yazdığını, niçin yazdığını, kime sunduğunu, çünkü bunlar ne oluyordu divan edebiyatında? Yazdığınız eserleri bir padişaha, bir devlet adamına sunuyordunuz. Kime sunduğunuzu, nasıl yazdığınızı vesaire anlatırsınız. Asıl metinde anlatmak istediğiniz şairleri ve onların eserlerinden aldığınız şiirleri paylaşırsınız. Hatime bölümlerinde de kapanış, kime kendinizden biraz bahsedersiniz, nasıl yazdığınız, en son işte birilerine dua ederek de bitirirsiniz arkadaşlar. Ve tezkireler genellikle adlara ya da mahlaslara göre alfabetik olarak düzenlenir. Bu tamamen hazırlayan kişinin nedir arkadaşlar? Takdiridir, tercihidir. Peki nelerimiz vardır bizim tezkire dediğimiz zaman? Alişir Nevai'nin Mecalüs-ü Nefais ilk tezkiredir arkadaşlar. Tamam mı? İlk tezkire. Buradaki bütün kalemler bitiyor sanırım. Sırayla hepsini alıyorum. İlk tezkire, ama bu arkadaşlar Çağatay Türkçesi ile yazılmıştır. Tamam mı? Çağatay Türkçesi. Çağatay Türkçesi. Bunları elden çıkaralım bari ya. Neyse. Yani Azerbaycan bölgesinde yazılmıştır. İlk tezkiremizdir. Ama mesela Osmanlı sahasındaki bu güzel. Osmanlı sahasındaki İlk tezkiremiz arkadaşlar nedir? Seyhi Bey'in Heşt Behiş eseridir. Buna Osmanlı sahası denilebilir, Anadolu sahası denilebilir ama bu önemli olan budur arkadaşlar. Bir bunu, bir de bunu bilmeniz bizim için kafidir. Çeşit olsun diye Latife'nin Tezkiretü Şuarası, Aşık Çelebi'nin Meşair-ü Şuarası, Ahdi'nin Gülşen'in şu arası, şuralarda tabi ağlarda şapkalar var. Yorulduğum için koymuyorum artık. Nedir arkadaşlar? Örnek olarak verilebilir ama bizim için şu ilk ikisini bilmeniz kafidir diyoruz arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz? Biyografi ve otobiyografi videosunu bitiriyoruz. Fiil videosunda görüşmek üzere.